Engin Ardıç. Otur, tarihten sıfır. Bu kadar cahillik olmaz ama Türkiye'de oluyor. Bu kadar haksızlık olmaz ama Türkiye'de oluyor. Bu kadar çarpıtma olmaz ama Türkiye'de oluyor. Bu kadar yalan olmaz ama Türkiye'de oluyor. Bu sefer bir de değil, iki. Birincisi Tunç Soyer'den geldi. İzmir Belediye Reisi dedi ki... Değerli İzmirliler, 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle Körfez'in sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Bundan ne anlaşılıyor? Yunan ordusunu İzmir'e Padişah Vahidettin çağırmış. Teslim olan da İttihatçılar değilmiş. Hadi o bir belediyenin reisi o kadar önemsiz bir adam ki adaylık tartışmalarında İmamoğlu ve Yavaş'ın yanında kimsenin aklına bile gelmiyor. Ya ağababalarına ne buyurulur? Kemal Bey de bir konuşma attırmış. Demiş ki bir kişinin iradesiyle geldiler ve Osmanlı'yı işgal ettiler. Onun için bir kişinin iradesinin bir toplumda hangi felaketlere yol açtığını öğrenmek istiyorsanız Çanakkale'ye bakacaksınız. Pes. Başka bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum ve pes diyorum. Aklı sıra Vahidettin'i Tayyip Erdoğan'la özdeşleştiriyor ve algı operasyonu yapıyor. Hesapça bunlar okumuş çocuklar. Dünya Savaşı'nda bir kişinin iradesiyle mi yenildik Kemal Bey? Kimdi o? Bunama raddesine gelmiş Sultan Reşat mı? Memleketi idare mi ediyordu? Yoksa Vahidettin mi çağırdı müttefikleri? Yoksa sizinkiler mi yenildi? Yani İttihat ve Terakki. Sakın Enver'i kastediyor olmayasınız. Muhalifler o dönem Anadolu'nun çeşitli illerinde sürgündeydiler. Ortada başka irade mi vardı? Müttefik donanmasının İstanbul'a gelebilmesini sağlayan mütareke metninin altında kimin imzası var Kemal Bey? Rauf Bey'in, yani sizin adamınızın. Hiç duymuş muydunuz böyle bir isim? İstanbul'u kim teslim etmiş Kemal Bey? Bol keseden sallıyorsunuz Kemal Bey. Daha önce de Atatürk'ün köy enstitülerini kurarak işe başladığını söylemiştiniz. Bilmiyorsunuz, öğrenmek de istemiyorsunuz. Korkunç bir pişkinlikle de devam ediyorsunuz. Gerçi biz bu memlekette Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusunun Ankara'yı yakıp yıktığını söyleyen başbakan da görmüştük ama ben tarih bilmeyen ve bilmemekten de utanmayan yönetici istemiyorum. Oy moy yok. Engin Ardıç, Sabah.